Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi mevsimlik güzel bir bebek yeleği modeli hazırladım. 0-5 yaş çocuklar için yapılabilecek güzel bir model. Bu modeli isterseniz normal yeleklerde kullanabilirsiniz. isterseniz de robalı yeleklerin altına yapılabilecek güzel bir model. Modeli çıkartırken bebe yünü kullandım. İpime 3 numara tığ daha uygun geldi. 3 numara tığ kullandım. Tabii siz seçmiş olduğunuz ipin kalınlığına göre tığ numarasını seçerek yapabilirsiniz. Oldukça da kolay bir model. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ben şimdi şöyle kısa bir zincir çektim modeli gösterebilmek için. Modeli kurmadan önce altına lastik yerine trabzan yapabilirsiniz. Ben normal şimdi kutular yaparak modeli sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ipimi sardıktan sonra şu üçüncü zincire batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi sarıyorum. Alttaki zincirlerimden bir tanesini atlayıp bir sonrakine batarak burada bir tane ikili trabzan yaptım. İlk kutumu buraya yapmış oldum. Tekrar bir zincir. Alttan bir zincir atlayıp bir sonrakine batarak bir tane daha ikili trabzan yaparak ikinci kutumu oluşturdum. Tekrar bir zincir alttan bir zincir atlayıp ikinci zincire batıyorum. Üçüncü kutumu oluşturdum. Tekrar bir zincir alttaki zincirlerden bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Ve bu şekilde sıramın sonuna kadar kutu yaparak devam ediyorum tekrar bir zincir atladım bir sonrakine ikili trabzan Evet şu şekilde göstereyim böyle sıramızın sonuna kadar küçük kutular yaparak devam edelim şimdi sıramız sonuna geldim tekrar bir zincir çekiyorum bir tane zincir atlayıp bir sonrakine batarak kenardaki yan trabzanlarımızı yapıyoruz buraya da iki tane trabzan yapıyorum toplamda 22 tane kutu yaptım bu şekilde 3 tane model yapacağız bu 22 tane kutunun üzerine şimdi devam ediyorum 3 tane zincir çektim örgümü çeviriyorum Yine yan trabzanları için trabzanların üzerine tekrar trabzan yaparak devam ediyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. İpimi sardım. Şöyle bir kutu atlayıp bir sonraki kutuya bir tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Aynı kutunun içine bir tane trabzan daha yaparak burada bir tane V şekli yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir kutu atlayıp bir sonraki kutuya çekmiş olduğum zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Burada 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadan bir kutu atlayıp bir sonrakine çekmiş olduğum 5 zinciri sık iğne ile sabitledim tekrar 3 tane zincir çekiyorum ipimi burada sarıyorum bir kutu atlayıp bir sonraki kutuya tekrar V şekli yapmak için öncelikle ikili bir trabzan yapıyorum arada iki zincir aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bu şekilde bir tane V oluşturdum bu ilk modelimiz birinci modelimiz şimdi devam ediyorum 1 2 3 zincir çektim birinci kutuya atlayıp ikinci kutuya zincirimi sabitliyorum 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 ortadaki birinci kutuyu atlayıp ikinci kutuya zincirimi sabitliyorum tekrar 3 zincir ipimi sardım birinci kutuya atlayıp ikinci kutuya bir V daha yapıyoruz. Öncelikle ikili bir trabzan. Arada iki zincir. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıp bir tane daha V yaptım. Bakın bu şekilde devam ediyor. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kutu atlayıp bir sonrakine zincirimi sabitliyorum. 5 zincir Alttan bir kutu atlayıp bir diğerine sabitliyorum. Burada 3 tane zincirim var. Tekrar ipimi sardım. Birinci kutuya atlayıp ikinci kutuya tekrar V yapmak için öncelikle ikili bir trabzan arada iki zincir aynı yere tekrar ikili bir trabzan daha yapıyorum. 3 tane zincir çekip Şimdi burada yan trabzanlarımızı yapacağız. Hemen şöyle kenarda zaten yapmıştık ilk iki tane trabzanı. Yine trabzanların üzerine trabzan yaparak yan trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi ikinci sıramızı da kutudan sonra bu şekilde hazırladık. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekip örgümü çevirdim. Tekrar yan trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane zincir V vardı yine aynı şekilde V yapmaya devam ediyoruz burada. Öncelikle ikili bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Aynı V'nin içine batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bu yukarıya kadar hep böyle V şeklinde devam edecek modeli hiç değişmeyecek buranın burada 3 zincir çekiyorum ipimi sardım ortada çekmiş olduğum 5 zincirim vardı şimdi buraya toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 bu üçer tane yanlarda zincir vardı bunu atlayıp ortadaki 5 taneyi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 3 zincir çekiyorum. İpimi sardım. Yanındaki 3 zincir atlayıp hemen V'nin içine batarak yine burada bir tane daha V yapıyoruz. Öncelikle ikili trabzan, arada iki zincir. Aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. İlk modelimiz burası oluyor. Şimdi devam ediyorum yine. 3 zincir çekiyorum. Bu yanlardaki 3 tane zinciri atlıyorum, ipimi sardım. Ortada çekmiş olduğum 5 zincirim var. Yine buraya da 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 3 zincir. Buradaki 3 zinciri geçiyorum. Hemen V'nin ortasına batarak yine burada bir tane daha V yapıyoruz. Öncelikle ikili bir trabzan. Arada 2 zincir. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bir V daha oluşturdum. 3 zincir. 3 tane zincir atlıyorum. Ortadaki 5 tane çekmiş olduğum zincirin içine tekrar 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 3 zincir. Tekrar V'nin içine batarak bir tane daha V yapıyorum. Arada 2 zincir. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 3 zincir çekerek kenardaki yan trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, bu sıramızda şöyle göstereyim. Kutudan sonraki ikinci sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 3 tane zincir çekiyorum, örgümü çevirdim ve kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi burada yine 3 tane zincir çekiyorum, ipimi sardım ve ellerimizi yapıyoruz. Arada 2 zincir aynı yere tekrar ikili bir trabzan yaparak frame'izi yaptık. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 2. model için zemin hazırlıyoruz. Şimdi burada 7 tane ikili tırabzanım vardı. Tam ortasını sabitleyeceğim. 1 2 3 ve 4.'e çekmiş olduğum 5 zincirim sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. İpimi sardım. Tekrar 1 V daha yapıyoruz. Arada 2 zincir. Aynı yere bir tane daha ikili tırabzan. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Ve yine trabzanların tam ortasına batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. trabzanın üzerine batarak zincirimi buraya sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5. İpimi sardım. Yine bir tane daha V yapıyorum. Arada 2 zincir. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 5 zincir tekrar 1 2 3 ve 4. trabzana zincirimi sabitliyorum 5 zincir ipimi sardım ve bir tane daha V yapıyorum arada 2 zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım ve şu anda sıramızın sonundayız 3 zincir ve kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz Evet bu sıramızda şekilde göstereyim ikinci model için ilk zemini hazırlamış olduk şimdi 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz örgümü çevirdim kenardaki trabzanlarımı yapıyorum kenarda yine 3 zincirim var 3 zincirden sonra V'lerimizi yapıyoruz arada 2 zincir aynı yere bir tane daha ikili trabzan şimdi burada tekrar başa döndüğümüz için öncelikle 3 zincir çekiyorum 3 tane zincir çektim. Çekmiş olduğum beşer tane zincirim vardı. Tam ortasına şöyle batarak buraya sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki çekmiş olduğum 5 zincirin içine batarak buraya sabitledim. Tekrar 3 zincir ve buradaki V'lerimizi yapıyoruz. İkili tırabzan. Arada 2 zincir. Aynı yere bir tane daha tırabzan. Tekrar 3 zincir. ikinci modele geçiyoruz. Ortadaki 5 zincire tekrar 3 zincirimi sabitledim. Arada 5 zincirim var. Bir sonraki çekmiş olduğum zincirin ortasına tekrar sabitledim. 3 tane zincir. Tekrar 1 ve. Aynı yere ikili bir trabzan daha. Tekrar 3 zincir. Çekmiş olduğum 5 zincire sabitledim. Arada 5 zincir. Bir sonraki zincire sabitliyorum. 3 zincir buradaki V'lerimizi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum ve kenardaki yan trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet. İkinci modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yuvalarını hazırlayarak tamamladık. Bir üst sıra için tekrar 3 zincir çekip dönüyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 zincir ve bir tane V. Arada 2 zincir. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi sardım. Yanlardaki üçer tane trabzanı atlıyorum. Tam ortadakine batarak burada yine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 3 zincir ipimi sardım tekrar V yapıyoruz arada 2 zincir aynı yere ikili bir trabzan daha yapıyorum Evet şu şekilde göstereyim şimdi sıramızın sonuna kadar Yine bu şekilde ortadaki çekmiş olduğum 5 zincirin içine böyle 7'şer tane trabzan yaparak devam edelim. Şimdi ikinci modelimizi de tamamladık. Bir üst sıraya geçerken yine yan trabzanlarımızı yapıyoruz. V lerimizi yapıyoruz ve buralara tekrar 5'er tane zincir çekerek 3. modelimizin ilk sırasını oluşturuyoruz. Daha sonra yine üzerine Yuvalarımızı kurarak böyle 5 zincir çektiğimiz yerlere 7 tane trabzan yaparak bu şekilde büyüterek modelimizi devam ediyoruz. 2 sıra olacak şekilde sizlerle paylaştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.